Deniz Hoca'ya hoş geldiniz. Selamlar sevgiler gençler. 9. sınıf edebiyat ders çalışmalarımız devam ediyor ve bu videomuzda olay hikayesini, durum hikayesini göreceğiz. Özelliklerinin altını çizeceğiz, örneklerini göreceğiz ve olay hikayesi ile durum hikayesi arasındaki farkları da yine bu videoda öğreneceğiz arkadaşlar. Dop bir video, çok önemli bir konu çünkü 10. sınıfta, 11. sınıfta, 12. sınıfta her yerde karşımıza bu çıkacak. Ayet edebiyatta yani üniversite hazırlanırsanız Orada da çıkacak temel bir konu dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ben dersime başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Hikaye nedir? Bir tanımla başlayalım. Gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa düz yazı şeklindeki anlatılara biz hikaye ediyoruz arkadaşlar. Ve iki farklı hikaye türü vardır. Olay hikayesi, durum hikayesi. Şimdi ne dedik? Gerçek ya da gerçeğe yakın olan bir olayı aktaran. Aslında bu neyin tanımı biliyor musunuz? Bu olay hikayesinin tanımı. Bazen hikayelerde bir olay değil, hayattan bir kesit ya da durum da aktarılabilir. O da durum hikayesi olmakta. Yani bir hikaye olay anlatırsa, olay merkezde olursa buna olay hikayesi diyoruz. Bir kesite aktarırsa buna durum hikayesi diyoruz. Şimdi olay hikayesine daha yakından bakalım. Bir olayı merkeze alarak serim, düğüm, çözüm bölümleri şeklinde olayı sonucuyla okuyucu aktaran hikayelere biz olay hikayesi diyoruz. Yani bir olayı düşünün arkadaşlar. Olayın başlangıcı vardır gelişmesi vardır. Bir de sona ermesi var. Sonsuza kadar devam etmez. İşte bu bir olay hikayesi örneğidir. Öncesini anlatır, olayın kendisini anlatır ve sonucunu aktarır. Dolayısıyla arkadaşlar serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşur diyoruz ve merkezinde de az önce de bahsettiğim gibi bir olay yer alır. Gözleme önem verilir. Yapılan gözlemlerle kişilerin fiziksel ve ruhsal betimlemeleri de yapılır. Burada yine önemli noktalardan bir tanesi merak ve heyecan unsurudur arkadaşlar. Çünkü bir olayın hikayesini okuyorsanız o olay nasıl devam edecek, nasıl sona erecek bu konuda bir merak duygunuz kabarır. Bunun dışında heyecanlanırsınız. Olayların böyle bir özelliği vardır arkadaşlar. Dolayısıyla olay hikayesinde merak ve heyecan unsuru vardır diyebiliriz. Arkadaşlar olay hikayesinin dünyadaki en önemli temsisi Fransız yazar Guy de Maupassant'dır. Bu nedenle bu hikayeleri aynı zamanda Maupassant tarzı hikayelerde denilmektedir sınavda olay hikayesi değil de mapusan tarzı hikayeler şeklinde bir ifade geçerse bunun olay hikayesi olduğunu unutmayın. Sahip olduğu özellikler nedeniyle aslında bir nevi olay hikayesi romanın minik halidir diyebiliriz arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi olay hikayeleri serim düğüm çözüm yani giriş gelişme sonuç şeklinde ilerler. Olay hikayelerinin dünyadaki temsilcisi Guy de Mapusant'tır demiştim az önce. Bizim edebiyatımızda ise arkadaşlar Ömer Seyfettin olay hikayesi denildiği zaman akla gelen ilk isimdir. Bunun dışında Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadir Karaosmanoğlu ve Sabahattin Ali de son derece başarılı hikayeler yazmıştır olay hikayesi türünde. Buraya kadar olay hikayesinin özelliklerini gördük. Bir de olay hikayesi örneği gelsin. Şöyle çayımı yudumlayayım ve hikaye okumaya başlayalım. Bahçedeki abdest fıçısının musluğu koparılmıştı. Büyük hoca suçu yapanı arıyordu. Bu mavi cepkenli, kırmızı kuşaklı, hasta, zayıf bir çocuktu. Haber verdim. Falakaya konacaktı. İnkar etti. Sonra diğer bir çocuk çıktı. Kendi kopardığını, onun suçu olmadığını söyledi. Yere yattı. Bağıra bağıra sopaları yedi. O zaman büyük hoca niçin yalan söylüyor, bu zavallıya iftira ediyorsun diye kulağıma yapıştı. Yüzünü buruşturarak darıldı. Şimdi arkadaşlar bakın bu Ömer Seppettin'in ant hikayesinden alınmıştır. Burada olaylar var. Bahçedeki abdest fıçısı musluğu koparılıyor. Hoca yapanı arıyor. Ömer Seyfettin şu yaptı diyor. Tam onu dövecekken başkası hayır ben yaptım diyor. daya oyuyor vesaire. Burada hareketlilik var. Olaylar var. Olaylar akıyor. Bir olay merkezi olduğu için arkadaşlar biz buna olay hikayesi diyoruz. Bakın hareketlilik varsa olay varsa biz bu olayın devamını merak ederiz. Ve olay da aslında bizi heyecanlandırır. Bu tipik bir olay hikayesinin özelliğidir. Ancak bu durumu durum hikayelerinde görmeyeceğiz arkadaşlar. Peki durum hikayesinin özellikleri nelerdir? Buna da yakından göz atalım. Olaylardan çok günlük yaşamdan bir kesiti ele alıp anlatan bir hikaye türüdür. Yani durum hikayelerinde olay değil günlük yaşamdan bir durum bir kesit anlatılır. Hani o çocuk dayak yedi ya o çocuğun eve gittiğini uzandığını ve o durumu hayal ettiğini bundan dolayı üzüldüğünü belki de dayak yediği için arkadaşların yanında utandığını düşünün arkadaşlar. O bir durumdur. O hayattan bir kesittir. İşte durum hikayesi de o anı anlatır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Olay hikayesindeki olayların öncesi vardır. Olayın kendisi vardır ve sonrası vardır. Mesela musluk koparıldı. Hoca musluk koparanı aradı. Yakaladılar, dövdüler. Olay bitti. Herkes dağıldı. Cezasını çekti çocuk. Mesela bakın. Olayın öncesi, kendisi ve sonucu var. Ama durum hikayeleri böyle değildir. Öncesi ve sonrası yoktur. Yani serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşmaz. Öncesi de eksiktir sonrası da eksiktir. Yani çocuk eve gitti, üzüntüye bir şekilde uzandı dedim ya. O durum hikayesi olabilir. Mesela onun öncesi ve sonrası sonsuza kadar anlatılabilir mi? Hayır. Durum hikayesini o yüzden ben şuna benzetiyorum. Bir pasta dilimi gibi arkadaşlar. Öncesi de yok, sonrası da yok. Bu da aklınızdan çıkmasın. Yine burada da bunu belirttik. Serim, düğüm, çözüm bölümleri yoktur. Durum hikayesi daha çok böyle bir ana odaklandığı için de heyecan ve merak duygusu da yoktur. Böyle bir amacı da yoktur. Dolayısıyla olay hikayelerini okumak daha heyecanlı, daha akıcıdır olay hikayeleri. Ama durum hikayeleri için aynı şeyi söyleyemeyiz. Olay örgüsünden ziyade burada bir temanın ön plana çıktığını görmekteyiz. Günlük yaşamda olabilecek her şey de aynı zamanda bu durum hikayesinin konusunu oluşturabilir. Az önce ne demiştim? Hikayenin sonu yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla hikaye bitinde her şey sona ermez. Geri kalanlar okuyucunun hayal gücüne bırakılır. Olay hikayesinde olay bir sonuca bağlanır ya. Dolayısıyla son sayfa okuduktan sonra kitabı kapattınız hikaye bitti. Ama durum hikayesinde bir son olmadığı için geri kalan kısmı siz hayal edersiniz. O okuyucuya bırakılmış. Kişi ve mekan tamamen tanıtılmadığından olayda bir kesinlik bulunmadığından okuyucunun hayal gücü de Sürekli devredidir diyebiliriz. Durum hikayesinin dünyadaki en önemli temsilcisi Rus yazar Anton Çevo'dur arkadaşlar. Oradan bizim edebiyatımıza gelmiştir. Bizde ilk defa durum hikayesi örneğini veren de Memnun Şevket Esendal'dır. Ama durum hikayelerinin en güzel örneklerini ve en yaygın bir şekilde Said Faik Abasıyanık vermiştir. Şimdi de durum hikayesinin bir örneğini okuyalım. Yine çayımı yudumluyorum. Çayım soğumasın. Sizler de çayınızı yudumladıysanız... Hikaye okumaya başlayalım. Küçük evin çevresi bir yeryüzü cenetiydi. O güzelim ağaçlar arasında cıvıl cıvıl kuşlar öterdi. Bir de siz burada oturanları tanıyın bakalım. Ne diyeceksiniz? Yazın kapalı odalarda boğucu sıcak, havasızlık, kışın gene her yer hamam gibi sıcak, üstelik isli duman kokusu. Kısacası can sıkıntısından patlardı insan. Evi ilk ziyaretimin üzerinden hali zaman geçmişti. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir olay yok, bir hareketlilik yok, bir durum anlatılıyor. Birisi bir evi ziyaret ediyor. Onun öncesindeki o durumu aktarıyor ve devamında da aslında o durum aynı şekilde devam ediyor. Bakın, hareketlilik yok, olay yok, bir durum tasviri yapılıyor. İşte bu nedenle biz buna durum hikayesi diyoruz arkadaşlar. Böylelikle bu örneklerle birlikte sanırım olay ve durum hikayesi kafamızda daha net oluşmuştur ama bitirmiyorum. Bir de arkadaşlar olay ve durum hikayesi arasındaki farkları bir tablo halinde görelim. Şimdi olay hikayesinde ne dedik? Serim, düğüm, çözüm bölümleri vardır. Ama durum hikayesinde serim, düğüm, çözüm bölümleri yoktur arkadaşlar. Olay hikayesi adından da anlaşılıyor. Olay ağırlıklıdır. Ancak durum hikayelerinde hayattan bir kesit ve durum merkeze alınır. Olay hikayesinde merak ögesi sürekli ön plandadır ama durum hikayesinde Anlatılanlarda okuyucunun merak duygusuna kesinlikle hitap edilmez. Böyle bir fark da vardır. Hikaye bir çözüme kavuşur. Yani sonlanır olay hikayesinde. Yani olaylar biter. Ancak durum hikayelerinde hikayede bir bitmemişlik duygusu hakimdir. Kitabı kapatırsınız. Son sayfa bitmiştir. Ama acaba ne oldu? Bundan sonra ne olacak? Bu tamamen sizin hayal gücünüze bırakılmıştır. İşte arkadaşlar olay ve durum hikayesi arasındaki farklar da bu şekildeydi. Yine ben bu bilgileri bir PDF olarak sizlerle paylaşacağım. Oradan yine tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Böylelikle bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video derslerde sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden gelen her türlü dönüt benim için son derece kıymetli. Öyleyse bir sonraki derste, bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.